Merhaba Webtekno takipçileri, bu videomuzda sizlerle beraber giriş seviyesi aksiyon kamerası GoPro Hero'yu inceleyeceğiz. GoPro bu kamerayı 2014 yılında çıkardı arkadaşlar. Kutu böyle gelmiyor, bir poşetin içinde geliyor. Poşetin içinde de şöyle Türkçe kullanım kılavuzu var, biz bunu çıkarttık. Şöyle kaldıralım. Kutu açılışıyla başlayalım. Öncelikle şunu belirteyim arkadaşlar, kutudan herhangi bir hafıza kartı çıkmıyor. Yani siz bunu alıp geldiniz direkt kullanmaya başlayamıyorsunuz. Aklınızda bulunsun, bir hafıza kartı da almanız lazım. Hafıza kartı alırken de yani HD video çekecek arkadaşlar için zaten bunu alıp başka ne çekilebilir? İlla HD çekeceksiniz. Minimum bence Class 10 bir hafıza kartı almanızda fayda var arkadaşlar. Öbür türlü sıkıntı çıkabiliyor. Ayrıca şunu da söyleyeyim başlamadan önce, GoPro Hero maksimum 32 GB'lık hafıza kartı destekliyor. Bu da aklınızda bulunsun. Kendi sitelerinde de zaten bunu belirtmişler. Şöyle kutuyu açalım. Şöyle bunu da kaldıralım. Kutu içinde kutu çıkıyor. Matruşka bebekler gibi. Tabii ki de kameranın kendisi çıkıyor arkadaşlar, GoPro'nun. Zaten buna değineceğiz. Şöyle kenarıya alayım. Onun dışında hızlı başlangıç kılavuzları geliyor. Kenarıya kaldıralım. GoPro'nun standart stickerları geliyor. Şöyle kat kat katladıkları bir kullanım kılavuzu var. Şuradan bir şey çıkmasını bekliyordum da nah çıktı, affedersiniz. Şöyle atalım bunu da. Arkası için şöyle farklı bir kılıf geliyor. Şu an arkasına takılı olan kılıfı su geçirmez. Bu da su geçiren bir kılıf. Bunların da özelliklerine değineceğim. Bir tane USB kablo geliyor. Ayrıca iki tane de farklı yüzeylerde tutturabilmeniz için mount çıkıyor kutunun içinde. İşte kaskınıza ya da arabanızın herhangi bir yerine GoPro'yu tutturabiliyorsunuz. Bunlarla bir işimiz yok. Bunları kaldıralım. Cihazı açar açmaz bir şey fark ediyoruz arkadaşlar. Önceki Hero modellerine göre bir tane düğmesi eksik. Bu düğme de Wi-Fi düğmesi. Bu ürünü herhangi bir akıllı cihaza bağlayamıyoruz. Bu bence en büyük eksi yönlerinden birisi. Ön izleme yapmadan fotoğraf ve video çekmek biraz alışkanlık istiyor arkadaşlar. Yeni aldığınız zaman böyle partiye giderseniz suyun altına dalarsınız. Sonra evde bir bakarsınız kafaların yarısı böyle yok. Fotoğrafların hepsi yalan olmuş olur. O yüzden önce biraz pratik yapmanızda fayda var. GoPro Hero 1080p saniyede 30 kare video çekebiliyor. Ayrıca 720p'de de 60 kareye kadar çıkabiliyor. Tabii slow motion video çekmek isteyenler için bu rakam mükemmel değil. Ancak çeşitli pluginlerle daha güzel bir hale getirebilirsiniz. GoPro Hero 5 megapiksel fotoğraf çekebiliyor. Ayrıca saniyede 5 kareye kadar da çekim özelliği var. Quick Capture modu ile de hızlı fotoğraf ve video çekmenizi sağlıyor. Shutter düğmesine kısa bastığınız zaman video çekmeye başlıyor. Uzun bastığınız zaman da time-lapse moduna geçiyor ve arka arkaya fotoğraflar çekmeye başlıyor. 111 gramlık bir ağırlığı var ürünün. Fazla ağır değil bir aksiyon kamerasına göre, iyi diyebiliriz. Ayrıca otomatik gece çekim modu var ve geceleyin iyi iş yaptığını söyleyebilirim. GoPro Hero'nun önceki modellerden en büyük farkı, içinden gelen koruma kılıfından çıkartamıyoruz arkadaşlar. Hiçbir şekilde çıkmıyor. Bunun için hem iyi hem kötü diyebilirim. Kötü tarafı, pil öldüğü zaman değiştirme şansımız yok. Önceki GoPro'nun pillerini rahatça değiştirebiliyorduk. Yedek pil taşıyabiliyorduk. Ayrıca kap çok kolay çiziliyor. Değiştirme şansımız olmadığı için de bu sıkıntılar yaratabilir. Artı yönüne geçecek olursam da önceki modellere göre pilini bayağı bir geliştirmişler arkadaşlar. Bataryası Full HD bir çekimde ortalama 2,5 saati görüyor. Önceki modellerde bu yaklaşık 1,5 saatti. Wi-Fi'nin kapalı olduğunu düşünürsek. Ürünün standart GoPro'ların hepsinde olan özelliklerinden birisi 40 metreye kadar su geçirmiyor. Su geçirmemeyi sağlayan da şu arkasında gördüğünüz kapalı olan kılıf. Bu açık olan kılıfı taktığınız zaman tabii ki de doğal olarak su geçirecektir arkadaşlar. Açık olanı neden kullanacağız derseniz de dış çekim yapıyorsanız eğer, mikrofonu içinde kaldığı için açık olanlar sesi daha rahat alıyor, daha iyi alıyor. Dışarıda çekim yapacaksanız bu açık olanı kullanmanızı tavsiye ederim. Bunu kılıfından çıkartamıyoruz. Peki görüntüleri nasıl alacağız derseniz de önceki modelde sol tarafına yerleştirilmiş olan USB girişlerini GoPro Hero'da arkaya yerleştirmişler. Buraya taktığımız USB sayesinde görüntülerimizi bilgisayara aktarabiliyoruz. Ayrıca micro SD kart girişi de bu USB'nin hemen üzerinde. Dediğim gibi ne çektiğimizi herhangi bir telefon veya tabletten göremediğimiz için arkadaşlar kafalar böyle bir aradan kesik olabiliyor. Bu gün geçtikçe alışacağınız bir özellik olacak. Hani görüntüyü görmeden çekim yapabileceksiniz, bu refleks haline gelecek. Şunu da belirteyim, yaklaşık 1 saatlik bir şarj ile %100 şarja ulaşıyor, pili tam olarak doluyor. Ürün ülkemizde 500 lira civarında satılıyor arkadaşlar. O fiyatlarda bulabiliyorsunuz rahatlıkla. Amerika fiyatı da 130 dolar. Bu ürünü neden almalıyız? Bundan bahsedeyim arkadaşlar. Şimdi GoPro'nun bildiğiniz gibi üst seviye modelleri yaklaşık 1500 lira civarında. Hatta ona aparatlar da alırsanız bu fiyat 2000 liraya kadar vurabiliyor.
Eğer siz senede 3-5 defa aksiyon yapıyorsanız, bunu her gün kullanmayacaksanız tabii ki de 1080p saniyede 30 kare gayet yeterli olacaktır. Bu işi zaten profesyonel yapıyorsanız bir sürü aparatı ile birlikte GoPro'nun üst seviye 4K video çekebilen modellerini alırsınız. Yani senede 2 kere bunu denize sokacaksanız, işte bir kere kayağa mayağa gidersiniz, bir şeyler yaparsınız. O zaman bunu alın arkadaşlar. Öyle pahalı modelleri almanıza bence gerek yok. Tabii GoPro'nun bunu çıkarma amacı biraz da ucuz Çinli rakiplerine kafa tutabilmek. Sözün özü GoPro Hero başlangıç seviyesi bir aksiyon kamerası. 500 liralık fiyatıyla da yılda 2-3 kere aksiyona girenler için ideal. GoPro Hero ile ilgili sorularınız varsa yorum atın arkadaşlar. Elimizden geldiği kadar cevap vermeye çalışıyoruz. Bizleri Twitter, YouTube ve Facebook adreslerimizden takip edin. Aynı zamanda webtekno.com'da takipte kalın. Aksiyonunuz hiç bitmesin diyelim. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Önceki model... Şimdi GoPro Hero'nun önceki modellerden en büyük farkı arkadaşlar, bunu kutudan ne bu birader? Ortalama 1100 mAh'lik bir pili varken yılda 2-3 kere başka da bir videoda görüşelim. Daha da bir şey demeyeceğim.